Sevgili gençler, hepinize merhabalar. Benim adım Serdar Coşkun, İngilizce öğretmeniyim. Hepimizin bildiği üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımız uzunca bir süre devam edecek olan uzaktan eğitime başladı. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk da LGS sınavının birinci dönem konularını kapsayacağını açıkladı. Yine değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere 8. sınıf İngilizce konuları ilk 5 üniteyi kapsamaktadır. Ben de sizlere ayrı ayrı videolarla bu üniteleri tekrar ettirtmeye çalışacağım. Bu ders tekrar videolarımızda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilmiş olan Upswing ve Mastermind kitaplarını ayrı ayrı inceleyeceğiz. Gerekli gördüğünüz yerlerde videoyu durdurarak notlar almayı lütfen ihmal etmeyiniz. Eğer hazırsanız ilk ünitemiz olan Friendship ünitesiyle tekrarımıza başlayalım. Sevgili arkadaşlar, Friendship arkadaşlık demekti hatırlarsanız. Kitabımız ilk olarak What are the personal traits of a good and bad friend to you? Şeklinde bir soruyla başlamış ve bu sorunun altında bazı ünitenin içerisinde önemli olarak kabul görebilecek kelimeleri sıralamış. Personal traits kişisel özellikler demekti. İyi ya iyi ve kötü bir arkadaşın size göre kişisel özellikleri neler olabilir? Şeklinde bir soruyla başlamış. Şimdi kelimelere bakarsak honest, dürüst demekti. Honest'ı okurken baştaki H sesini kullanmıyoruz. Direkt A sesiyle başlıyoruz okumaya. Jealous, kıskanç. Understanding, anlayışlı. Tactful, düşünceli, ince ruhlu. Sneaky, sinsi. Generous, cömert. Self-centered, bencil. Caring, ilgilenen, şefkatli. Fair, adil. Loyal, sadık. Bad-tempered, kötü huylu. Mean, cimri. Aggressive, sinirli, asabi, adventurous, maceraperest, arrogant, kibirli, helpful, yardımsever, unreliable, güvenilmez. Ki tahmin edeceğiniz üzere baştaki ana attığınızda reliable da güvenilir anlamına geliyordu. Stubborn, inatçı, amusing, eğlenceli, determined da kararlı anlamına gelen kelimelerdi. Şimdi ben aşağıdaki sorudan yola çıkarak iyi bir arkadaşın özellikleri neler olmalı sorusuna cevaben uygun gördüğüm sıfatların yanında birer tane yıldız koyacağım. Sizlerden de aynı şeyi yapmanızı rica ediyorum. Sizce de uygun olan sıfatlar nelerse onların yanına lütfen birer tane yıldız koyun. Honest bence önemli bir özellik. İyi bir arkadaşta olması gereken bir özellik. Understanding, anlayışlılık yine bence önemli bir özellik. Tactful, düşünceli ve ince ruhlu olması iyi bir arkadaşın önemli. Generous, cömert olmak önemli. Caring, ilgilenen, şefkatli birisi olması iyi bir arkadaşın bence yine önemli bir özellik. Fair, adil. Loyal, sadık. Yine aynı şekilde adventurous, bana göre maceraperest olması arkadaşımın iyi bir özelliğidir. Helpful, yardımsever olmalı. Amusing, eğlenceli olmalı. Determined, kararlı olmalı bence iyi bir arkadaş. Şimdi kitabımız bir sonraki etkinliğinde sevgili arkadaşlar 6 tane cümle vermiş ve bu 6 tane cümlenin alttaki 6 tane resimle eşleştirilmesini isteyen bir match etkinliği vermiş kitabımız. İlk cümleyi ikinci resimle kitap kendisi eşleştirmiş. Cümleye bir bakalım. We sometimes have slumber parties with the girls. We chat about many things all night. Slumber party, hatırlarsanız pijama partisi demekti. Kızlarla bazen pijama partisi yaparız. Birçok şey hakkında bütün gece konuşuruz. Yani ikinci resimdeki küçük hanımefendilerin olduğu resimle kitabımız eşleştirmiş. İkinci cümleye bakarsak. I love going to the theater with my friends. I really like the atmosphere there. Tiyatro demekti hatırlarsanız arkadaşlarımla tiyatroya gitmeyi severim. Oradaki atmosferi gerçekten çok severim diye bir cümle vermiş kitap. Birinci resme bakarsak birinci resimdeki kişiler sanki bir tiyatro oyununda bir oyun sahneliyorlar gibi duruyor. O yüzden bu cümleyle birinci resmi eşleştirebiliriz. Üçüncü cümleye bakalım. We celebrate kutlamak demekti hatırlarsak. Our friends' birthdays at a nice place every year. Her yıl güzel bir yerde arkadaşlarımızın doğum günlerini kutlarız. Şimdi doğum günü deyince işte pasta, parti şapkaları, davetliler geliyor aklımıza. O yüzden üçüncü resim direkt bu cümleyi anlatan resim diye düşünebiliriz. I like having a picnic with my family. It's very relaxing. Cümle çok açık aslında. Ailemle beraber piknik yapmayı severim. Bu gerçekten dinlendirici bir etkinliktir gibi bir cümle. Dördüncü resimde işte aile bireyleri bir araya gelmişler. Gayet eğlenerek bir piknik yapıyorlar. O yüzden dördüncü resimle eşleştirebiliriz. Amusement parks, eğlence parkları, düne parklar. My friends and I love spending time there. Arkadaşlarım ve ben orada vakit geçirmeyi severiz. It's so exciting. Exciting heyecan verici demekti.
Çok heyecan verici. Hangi bir sevmeyiz ki leopardları? O yüzden direkt 6. resim bu cümlenin karşılığı. We have great fun at the concerts. Concerts konser demekti arkadaşlar. Konserlerde harika vakit geçiriyoruz. We listen to music and dance for hours. Saatlerce dans ediyoruz ve müzik dinliyoruz. Yine 5. resim direkt bu cümlenin karşılığı olarak düşünülebilir. Bu etkinliğimizde aslında Evergreen Restaurant'ın menüsü paylaşılmış. Bu ünitemizin içerisinde geçen bir etkinlik ama özellikle 3. ünitemizde de bu etkinlik bizim çok çok işimize yarayacak içerisindeki kelimeler. Evergreen Restaurant'ın menüsüne bakarsak arkadaşlar 5 ana başlık altında menüyü toparlamışlar. Soup, çorba demek de hatırlarsanız. Main course, ana yemek, salad, salata, dessert, tatlı, beverage ile içecekler şeklindeydi. Şimdi 3 tane çorbayı vermiş etkinlik bize today's. Bugünün lentil, mercimek, chicken, tavuk çorbası şeklinde üçünü vermiş. Ben dördüncü olarak tomato soup ekledim. Eğer sizin de aklınıza gelen başka bir çorba varsa lütfen onu ekleyiniz. Main course'lar yani ana yemekler grilled chicken, Meksik kebap, pasta, lasagna, fish, steak ve meatball şeklinde sıralanmış. Burada özellikle pasta kelimesi önemli arkadaşlar. Makarna anlamına geliyordu. Lütfen atlamayalım. Steak kelimesi biftek ya da işte dana eti gibi düşünülebilir. Meatballs da köfte demekti. Ben yine buraya bir Türk kebap ekledim. İşte Urfa, Adana, damak zevkinize göre hangisi hoşunuza gidiyorsa. Salatalar kısmında American Salad, Tomato Salad ve Carrot Salad'ı vermiş kitap. Ben bir de Greek Salad ekledim oraya. Dessertlar, tatlılar bir menünün en son kısmında olmazsa olmazları. Cake, apple pie ve ice cream eklemiş kitap. Bence waffle önemli bir tatlı unutulmuş orada. Waffle'ı ben yazdım. Sizin aklınıza gelen başka bir tatlı varsa lütfen onu da ekleyiniz. Beverage, içecekler, içecek anlamında bir kelime. Coffee, tea ve lemonade kullanılmış. Ice tea yine aynı şekilde sonuna ben eklemiş oldum. Şimdi kitabımızın bu bölümünde ünitemizin önemli kazanımlarından bir tanesi olan Would you like kalıbı verilmiş. Normalde sevmek anlamına gelen like kelimesi would ile beraber birleştiğinde istemek anlamına gelmeye başlıyor ve oldukça kibar bir yaklaşım arkadaşlar. O yüzden would you like ile sorulmuş olan soruları genelde ister misin değil de ister misiniz şeklinde Türkçe'ye çevirmeye daha fazla özen gösteriyoruz. Şimdi 6 tane soru verilmiş. Bu 6 tane sorunun sağ taraftaki cevapları ile eşleştirilmesi isteniyor. Ancak sorulara bakarsak sevgili arkadaşlar aslında birçok cevabın birçok soruyla uyuştuğunu görebiliyoruz. Ben ilk soruyu what would you like sorusunu coffee please ile eşleştirdim. İşte ne istersiniz sorusunu lütfen kahve ile eşleştirdim. Dördüncü soru what would you like to eat? Ne yemek istersiniz sorusunu da I would like to eat grilled chicken'la eşleştirdim ama bundan sonraki soruların hepsi aslında bütün seçeneklerle eşleşebilir. Mesela would you like fruit juice? Meyve suyu ister misin sorusunu no thank you. Hayır teşekkür ederim. Yes that would be great. Evet harika olur. Ya da en sondaki no thanks şeklinde hayır teşekkürler şeklinde istediğinizde eşleştirebilirsiniz. Burayı tamamen size bırakıyorum. Hangi soruyla hangi seçeneği eşleştirmek isterseniz siz eşleştirebilirsiniz. Yine ünitemizin önemli kazanımları accepting yani kabul etme durumları, refusing yani reddetme durumları. Size gelen bir teklifi nasıl accept yani kabul edeceksiniz, nasıl refuse edeceksiniz? Bunlarla alakalı cümleler ünitenin içerisinde özellikle sorular kısmında fazlasıyla karşımıza çıkacak. Şimdi acceptingler yani kabul etme cümleleri that would be great. That sounds awesome, sure, why not, I would love to şeklinde sıralanabilir. Tabii ki bu liste daha da uzayabilecek bir liste. Burada why not biraz kafa karıştırıcı, not'tan dolayı sanki olumsuzmuş gibi duruyor ama değil sevgili arkadaşlar. Why not, neden olmasın anlamında gelen bir accepting, bir kabul etme karşılık cümlesi olarak düşünülmeli. Refusing'ler yani reddetmelerde genelde daha böyle kibar yaklaşımlar göreceğiz. Yani direkt böyle no deyip geçmek yerine I am sorry I can't, üzgünüm, gelemem, yapamam, edemem ya da I'm afraid, korkarım ki I can't, yapamayacağım, yapamam anlamında. No thanks, I would love to, isterdim but I can't, fakat yapamam. I am busy'den şeklinde karşılıklar göreceğiz. Denin bu şekilde arkadaşlar cümlenin sonuna denk gelmesi o vakit, o zaman gibi yorumlanabilir. Mesela sizi Saturday evening'de arkadaşınız bir birthday party'ye çağırdı ama siz dediniz ki I am busy'den, oradaki den Saturday evening'e karşılık gelecektir. Şimdi kitabımız, Upstream'in kitabımız iki tane teklifte bulunmuş. Demek ki Would you like to come to my birthday party on Sunday? Pazar günü benim doğum günü partime gelmek ister misin? Ya da How about a slumber party on Sunday?
Pazar günü bir pijama partisine ne dersin şeklinde iki tane teklifte bulunmuş. Ve bizden sağ tarafta vermiş olduğu cevapları, eğer bunlar accept yani kabul cevaplarıysa tik koymamızı, refuse cevaplarıysa yani reddetme cevaplarıysa da çarpı koymamızı, cross koymamızı istemiş. Şimdi ilk ikisini kitap kendisi işaretlemiş zaten. Bir bakalım arkadaşlar. I am sorry but I can't. Üzgünüm gelemem. My cousin is coming on Sunday. Şimdi bu tarz cümleleri de ünitenin içerisinde fazlasıyla göreceğiz. Evet, refuse yapılıyor ama refuse yapıldıktan hemen sonra da bir excuse'den bahsediliyor. Yani bir bahaneden, sebepten bahsediliyor, reason'dan bahsediliyor. O da my cousin is coming on Sunday şeklinde. Yes, I would. Direkt bir, net bir accept cevabı. Evet, isterim şeklinde. A birthday party that sounds fun. Fun eğlenceli demekti hatırlarsanız. Bir doğum günü partisi mi? Kulağa hoş geliyor, eğlenceli geliyor. Yani direkt accept olarak düşünebiliriz. Of course, where is it? Of course deyip olayı kabul ettikten sonra, tabii ki dedikten sonra bir detaya geçmiş. Where is it diye bir detay sorusunu yönlendirmiş. Nerede diye bir ekstra bilgi istemiş. Yeah, sure. Sure. Tek başına kullandığımızda of course da eş anlamlıydı. Tabii ki demekti. Thanks for inviting me diye accept'i devam ettirmiş. Yes, I would love to. Tabii ki isterim. What time is it? Yine accept'ten sonra bir detay sorulmuş. Ne zaman olduğu, saati sorulmuş. Sorry. Yani bir refuse cümlesi başladı. Yavaş yavaş ortaya çıkıyor sorry ile beraber. But I am too busy on Sunday. Pazar günü çok meşgulüm diye refuse yapmış. I would love to, isterdim, but, fakat I must finish my homework on the weekend. Hafta sonu ödevimi bitirmek zorundayım. Yine bir refuse cümlesi. Sure, it sounds awesome. Kulağa harika geliyor, mükemmel geliyor. Yine bir detay soruluyor. Who else will be at the party? Else başka gibi düşünülebilir arkadaşlar bu cümlede. Başka kim partide olacak? Başka kimler davetli partide diye detayı da sormuş. Yine ünitemizin önemli kazanımlarından bir tanesi de davetiyeler. Şimdi bu şekilde bir davetiye karşımıza çıktığında arkadaşlar en baştaki isim yani bir dear başlangıcı, bir sevgili başlangıcı kullanıldıktan sonraki isim receiver'ımız bizim yani alıcımız. Yani bu davetiye kime gönderiliyor? O. En sondaki isimse davetin en altındaki isimse burada Ted olarak gözüken kısımsa sender yani davetiyeyi gönderen kişi. Şimdi bakıyorum davetiye. I am having a birthday party. Şimdi bu davetinin sebebi ne? Bu davetindeki bahsedilen event yani olay ne? Bir birthday party var. Devam ediyor. On Saturday afternoon diyerek date'ini vermiş. Yani hangi gün olacağından bahsetmiş. It is at 3 p.m. diyerek time'ını yani zamanını vermiş. Ve hemen arkasından da Daisy Cafe'de place'ini yani yerinden bahsetmiş. Son bir umarım I hope you can come gelebilirsin de Ted davetini bitirmiş. Şimdi bir class reunion etkinliği var. Bu class reunion etkinliğin içinde bir davetiye hazırlanmış. Reunion neydi arkadaşlar? Yeniden bir araya gelmekti, buluşmak demekti. Belki böyle re-meeting gibi düşünülebilir reunion. Nedir olayımız? Friendship Primary School, the class of 2014. 2014'teki sınıf bir araya geliyor. 2014'te o sınıfta okuyan öğrenciler bir araya geliyor. Şimdi bakalım davetimizi okuyalım. We are organizing our first class reunion. Eventimiz ortaya çıktı. Eventimiz class reunion, sınıfın bir araya gelmesi. It's a great chance for us to see everybody after a long time. Uzun süre sonra herkesi bir arada görmek bizim için büyük bir şans. Don't miss the opportunity. Don't miss this opportunity. Bu fırsatı kaçırmayın. We are expecting to see you all. Expect, beklemek, ummak demek hatırlarsanız. Hepinizi görmeyi umuyoruz. Hemen altına Saturday, April 30th demiş. Bu neydi arkadaşlar? Date'di. Zamanımızdı. Yani olay. Event ne zaman gerçekleşecek? 30 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek. Altında 7 p.m. to 10 p.m. demiş. Bu saat aralığıydı. Yani time'ımızdı. Saat 7'de başlayacak. 10'da bitecek etkinlik. Peki nerede olacak bu etkinlik? Post Restaurant'ta olacak. Post Restaurant nerede? First Street'te 105 numarada. Place'imizdi bu bizim. Etkinliğimizde bir ekstra bir durum var. Fiyat var. $15 per person. Per person kişi başına bir kişi için bahsedilen ücretti. Yani price'dı. $15 kişi için ödenmesi gereken para. For more information.
Özellikle arkadaşlar ilerleyen Adventure ünitemizde, ileriki ünitelerimizde Former Information bizim çok karşımıza çıkacak. Yani bunların burada yazılanlar sizin için yeterli gelmedi. Halen daha kafanızda sorular var. Bunları kime soracaksınız? Jess Bradley'e soracaksınız. Former Information, Detailed Information için, detaylı bilgi için Jess Bradley ile kontağa geçin diyor davetiye. Yine kitabımız 6 tane resim kullanmış ve bu 6 tane resimdeki kişilere şunu sormuş. Sizin en iyi arkadaşınız neden sizin en iyi arkadaşınız? Şimdi burada bazı fiiller ve fiil tamlamaları göreceğiz arkadaşlar. Şimdi fiil tamlamaları Türkçe'de çok fazla kullandığımız bir şey değil ama İngilizce'de phrasal verb olarak karşımıza çıkan çok sık da kullandığımız kelimeler. Şimdi ilk anlatımla başlayalım. I think sharing makes Kelly my best friend. Resimdeki hanımefendi diyor ki Kelly'yi benim en iyi arkadaşım yapan şey paylaşım. We share all our secrets. Bütün sırlarımızı paylaşırız. Tabii ki buradan share, secret'tan sırları başkalarına anlatmak olarak değil de birbirlerine sırlarını anlatmak olarak anlamalıyız. I call her day and night. Onu gece ve gündüz rahat rahat ararım şeklinde cümleyi bitirmiş. Bir sonraki resimde mi anlatılan ifadelerde Sandra'nın en iyi arkadaşı olduğunu söylüyor ama bir de ever kullanmış. Ever'ı burada always gibi düşünebiliriz. Her zaman şimdiye kadar en iyi arkadaşım Sandra gibi düşünebiliriz. I always support her and I know that she always backs me up. Buradaki support ve backup kelimeleri eş anlamlıdır. Support evet bir fiildir, desteklemek anlamına gelir ama backup da yine desteklemek anlamına gelen bir phrasal verb'tür. İşte phrasal verb olmasının özelliği iki kelimeden oluşuyor olması. Bu iki kelimenin ikincisinin de genelde bir preposition olması. Support ve backup her ikisi de desteklemek anlamına geliyor. Lila is my best friend and I can always count on her. Trust is very important to me. Yine bu açıklamalarda da Lila'nın en iyi arkadaşı olduğunu söylerken sebep olarak ona her zaman güvenebilir olmasından bahsediyor. Trust is very important to me. Güven benim için çok önemlidir. Yine burada count on phrasal verb ile trust eş anlamlı kelimeler güvenmek anlamına geliyor. Gerçi son cümlede trust güvenmek değil, güven olarak isim haliyle kullanılmış ama sonuçta fiil halinde trust'ın var. Tom and I have lots of things in common. Have in common yine sevgili arkadaşlar ünitemizin önemli phrasal verb'lerinden ortak noktaya sahip olmak demek, ortak ilgi alakalara sahip olmak demek. Zaten bir sonraki cümlede de aynı şeyden bahsediyor. We do the same things all the time. Her zaman aynı şeyleri yaparız diyerek have in common'ın ortak noktalara sahip olmak anlamını biraz daha pekiştirmiş oluyor. My best friend is Patricia. We sometimes argue but I usually get on well with her. Get on well, üç kelimeden oluşan bir phrasal verb. İyi geçinmek, birbirimizi sevmek anlamına geliyor. Ama bu iyi geçindiğiniz kişiyi de verecekseniz buradaki her gibi bu sefer bir de with preposition'a ihtiyaç duyuyoruz. Yani dört kelimeye çıkıyor phrasal verb'ümüz get on well with şeklinde. Bill and I are always honest with each other. Each other özneye göre şekillenen bir kelime, daha doğrusu anlamı özneye göre şekillenen bir kelime. Özne burada biz olduğu için, Bill and I yani we olduğu için birbirimizi anlamına geliyor. Biz birbirimize karşı her zaman dürüstüz. We never lie. Yine sorularda çok sık karşımıza çıkacak. Asla yalan söylemeyiz. And we are very close. Çok yakınız. Şimdi buradaki close'un kapatmak anlamına gelmediğini aslında çok net görüyoruz ama özellikle oradaki are'la beraber yani to be fiiliyle beraber sıfat halinin yani yakın halinin ön plana çıktığını bir kere daha hatırlatmış olalım. Şimdi burada altını çizdiğimiz kelimeleri sevgili arkadaşlar bu etkinlikte kullanacağız. Şimdi to help and support, supportla backup eş anlamlıydı. Kitabımız zaten backup'ı yazmış. Telling the truth all the time, her zaman doğruyu söyleyen kişi için ne diyebiliriz? Honest yani dürüst diyebiliriz. To have a lot of similar interests, birçok ortak noktaya sahip olmak. Have in common, işte bu have'den sonra bir şeyler koyarak da o durumu biraz daha açabiliriz. A lot of things diyebiliriz, birçok şey de aynı noktaya eşit, benzer. İlgi alakaya sahibiz diyebiliriz ya da belli bir şey varsa onu da yazabiliriz. Depend on, count on ya da trust hepsi birden güvenmek anlamına geliyordu. Have to have a good relationship iyi bir arkadaşla ilişkiye sahip olmakta. Get on well de yine kiminle yaşıyorsak bu arkadaşlığı onu vereceksek with preposition'ı kullanmamız gerekiyordu.
Biraz da Mastermind kitabına bakarsak, Mastermind kitabında neler var? Mastermind kitabı da yine bir eşleştirme ile başlamış. Bir eş anlamlar eşleştirmesi ile başlamış. Backup desteklemekti. O yüzden D ile eşleştiriyorum. Özür diliyorum, C ile eşleştiriyorum. Support kelimesiyle eşleştiriyorum backup'ı. İkinci sorudaki buddy, Apsim'in kitabımızda çıkmamıştı ama yine bildiğimiz bir kelime. Kanka, yakın arkadaş anlamına geliyordu. O yüzden A şıkkındaki best, close, true friends de yakın arkadaş, kanka olan buddy'yi eşleştiriyorum. Üçüncü soruda count on, güvenmek demekti hatırlarsanız. Trust ve depend on'la eş anlamlıydı. Dördüncü sorudaki get on well with someone, birisiyle iyi geçinmek, birisini sevmek. Like each other, yani birbirini sevmekle eşleştiriyor. Laid back, yine Apsim'in kitabında geçmeyen bir kelime. Rahat, sakin, vurdum duymaz, çok yerlerini önemsemeyen, diğer insanları önemsemeyen gibi anlamlara gelen bir sıfat. Yine relaxed ile eş anlamlı diyebiliriz. Friendship in Emel's life, Emel'in hayatındaki arkadaşlık nasılmış? Onunla alakalı bir paragraf var. Farklı kelimeler var arkadaşlar, farklı kullanımlar var. O yüzden bir okumakta fayda var. Şöyle bir kelimelere bakalım. Some of our friends come into our lives and stay forever. Come into our lives, hayatımıza girerler, hayatımıza gelirler and stay forever. Ve sonsuza kadar orada kalırlar, arkadaşlarımızdan bazıları. They are like our brothers and sisters. Burada like'ın sevmek anlamına gelmediğini, gibi anlamına geldiğini net anlayabiliyoruz zaten. To be fiiliyle beraber kullanıldığı için. They are like our brothers and sisters. Onlar bizim kardeşlerimiz gibidirler. We sometimes argue. Bazen tartışırız. Fakat, but, most of the time, çoğu zaman we get on well with each other. Get on well with, iyi geçinmek demekti. Birbirimizle iyi geçiniriz. I have some great buddies. Birkaç tane harika arkadaşım var. Çok yakın arkadaşım var. They are Stella, Zeynep, Furkan and Tuna diyerek 4 kişinin ismini vermiş. Ama özellikle demiş ki Zeynep backs me up when I need her. When I need her, benim ona ihtiyacım duyduğumda, ben ona ihtiyaç duyduğumda gibi çevrilebilir. Zeynep backs me up, Zeynep beni destekler. She will be there for me if I call on her. Eğer ona seslenirsem onu ihtiyaç duyduğumda muhakkak orada olacaktır. Furkan is an honest boy. Furkan dürüst bir kişidir. Çünkü he never tells lies. He never tells lies önemli. Yine çok sık karşımıza çıkacak sorularda. Asla yalan söylemez. And keeps our secrets. Sırlarımızı tutar. We always count on him. Count on hatırlarsak arkadaşlar, depend on, trust, güvenmekti. Biz her zaman ona güveniriz. Stella is a laid back girl. Laid back, vurdum duymaz, umursamaz anlamındaydı. She never minds others. Bu vurdum duymazlığı destekleyen bir cümle. Asla diğerlerini umursamaz. Tuna'nın stili attracts many teenagers attention. Attention burada dikkat anlamında. Tuna'nın stili birçok teenager'ın, gencin dikkatini çeker. He is a really cool boy. Normalde hava durumlarında soğuk anlamına gelen cool kelimesi insandan bahsettiğinde biraz daha iyi bir şey anlatmaya başlıyor. Dikkat çeken anlamında. He is a really cool boy. We share the same interest. Share the same interest. Have in common'da aynı şeyi hatırlarsak. Ortak aynı şey, aynı ilgileri paylaşırız. We like spending time together. Beraber vakit geçirmeyi severiz. Güzel bir cümleyle bitirilmiş kitap. If you are a true friend, eğer iyi bir arkadaşsan, you will have true friends. Senin de arkadaşların iyi olacaktır. Gerçek doğru arkadaşlara sahip olacaksındır diye kitap paragrafı bitirmiş. Yine arkadaşlar, Upswing kitabında olduğu gibi Mastermind kitabı da Would Like'la sorular sormuş. Daha doğrusu tekliflerde bulunmuş. Demiş ki Would you like to come over tomorrow? Come over de yine bir phrasal verb, uğramak anlamında gibi düşünülebilir. Yarın uğramak ister misin? Would you like some fruit juice? Biraz meyve suyu ister misin? Şeklinde tekliflerde bulunmuş. Üçüncü cümlede teklifin şeklini biraz değiştirmiş. Are you busy tomorrow evening? Yarın akşam müsait misin? Meşgul müsün? Şeklinde bir busy meşgul olarak sormuş. Ya da how about going to the cinema this afternoon? Bu cumartesi günü sinemaya gitmeye ne dersin? Şeklinde. How about'un bir özelliği var. Daha doğrusu about'un preposition özelliğinden, edat özelliğinden dolayı about'tan sonra gelen fiil sonuna ing takısı alması gerekiyor. O yüzden how about go değil de how about going şeklinde cümle kurulmuş. Şimdi bu tekliflere accepting yaparken, yani
Kabul ederken yine aynı şekilde yes I would love some, sure that sounds fun, yeah that would be great, yeah why not şeklinde cevaplar verilmiş. Şimdi burada bizim özellikle dikkat etmemiz gereken no not at all why. Şimdi bu cevap özellikle are we busy tomorrow evening teklifine ya da sorusuna cevap olabilir arkadaşlar. Çünkü olumsuz gibi gözükse de aslında olumlu bir cevap gibi düşünmemiz gerekir. No, not at all. Sure, it sounds good, great, awesome. I will text our friends to come over at 7 o'clock. Then, şeklinde accepting'lere sıralamış kitap. Sağ tarafta bu sefer refusing, reddetme, apologizing. Bu reddetmeden dolayı özür dileme. Giving explanation, açıklama yapma da reason, sebep verme kısımlarında. Hatta excuse'i de ekleyebiliriz buraya. Bahaneyi de ekleyebiliriz. I am sorry but I can't come over because my cousin is coming tomorrow diye sebebini de vermiş. No thanks, I am full stuffed. I would love to but I feel ill şeklinde hem reddedip hem de akabinde cevaplarını vermiş. Yine Upstream kitabından farklı olarak Mastermind kitabı sinema türlerinden, film türlerine yer vermiş. What kinds of movies do you like şeklinde komedi, animasyon, dram, korku, gerilim, bilim kurgu, cowboy, romantik ya da aksiyon şeklinde filmleri sıralamış. Ben kendimce sevdiğim filmlerin yanına bir tik koyacağım. Siz de lütfen hangi filmleri seviyorsanız onların yanına siz de bir tik koyun. Komedi, animation, science fiction ve action bana göre güzel olan film türleri. Yine başka bir etkinlikte kelimeler önemli olduğu için bu etkinliği aldım. Soruda diyor ki, Where do you want to invite your friends? Arkadaşlarınızı nereye davet etmek istersiniz? Exhibition, sergi demekti. Concert, az önce de geçmişte hatırlarsanız konser demekti. Book fair, kitap fuarı. Play, oynamak anlamına gelen play, isim olarak kullanıldığında tiyatro oyunu gibi düşünülebilir değerli arkadaşlar. O yüzden ben soruya cevaben play'i işaretledim. Yine sizin aklınıza gelen başka bir seçenek varsa lütfen onu işaretleyiniz. Yine bir davetiye var. Şimdi neydi davetiyelerde? En baştaki isim alıcıydı. En sondaki isim ise gönderendi. Şimdi Dear Burak diye başlamış. Yani sevgili Burak diye başlamış. The sport club is organizing a bowling tournament. Ha, eventimiz ortaya çıktı. Bowling tournament yapılıyormuş. On Friday afternoon 17th November diyerek date'imizi de verdi. Yani Cuma günü öğleden sonra ayın 17'sinde şeklinde date'i de verdi. It's between 2 p.m. and 4 p.m. Saat 2 ile 4 arası olacağından bahsetti. Yani time'ı da verdi. It's in the bowling alley. Peki nerede olacak? Bowling alley'de olacak. Bowling alley nerede? On Green Street. Green Street'te. Why don't we join? Please bring your gloves. We will have lots of fun. Hope you can. Cheers Sam diye bitirmiş. Şimdi bakarsak sender'ımız Sam. Receiver'ımız Burak. Eventimiz bowling tournament. Date'imiz 17th November. Place'imiz de Green Street'teki Bowling Alley. Sevgili arkadaşlar, friendship ünitemizi genel anlamıyla tekrar etmeye çalıştık. Umarım birçok kelime aklınızda kalmıştır, birçok yapı aklınızda kalmıştır. Elinizde olan testleri, soruları lütfen çözmeye çalışın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Stay home, stay safe.